Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ'da saha çalışmalarında altın ve çok güçlü bakır rezervi bulunduğu açıklandı. İncelemelere göre bulunan rezervlerin toplam piyasa değerinin 10 milyar dolar olduğu belirtildi. Bir süredir Elazığ'da çalışmalarına devam eden Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü oldukça önemli maden rezervlerine ulaştı. Tespit edilen rezervlerin Alacakaya ilçesi Aşağı Sığık Köyü ve Maden ilçesi Kısabekir Köyü bölgesi arasında bulunduğu öğrenildi. Bulunan rezervlerin 30 tona yakını altınken 700 bin tonunun da bakır olduğu belirtildi. Maden, Alacakaya Arıcak, Sivrice Stratejik Araştırma Derneği Kurucu Başkanı Fethi Ahmet Gel, yeni bulunan rezervin bölge açısından önemli olduğunu söyledi. Evet, bugün müjdeli bir gün. Düne kadar madende bakır çıkıyordu. Bugünden sonra artık rahatlıkla diyebiliriz, madende altın da çıkacak, Alacakaya'da kromun yanında altın da çıkacak. Madenin Kısabekir mevkisi Sağlı Köyü ile Alacakaya'nın Aşağı Sığık arasında kalan alanda 2018 yılında META Genel Müdürü Cengiz Erdem Bey'in gayretleri neticesinde yapılan sondajlar sonucu maden ve Alacakaya arasında altın rezervi bulundu ve bakır rezervi de bulundu. 20 milyon tonluk rezerv alanı içerisinde bir tonda 1,5 gram altın tespit edildi ve yine 20 milyon tonluk rezerv içerisinde %3,5'lukta bakır rezervi tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre bulunan rezervlerin toplam piyasa değerinin 10 milyar dolar olduğu belirtildi. 700 bin ton bakır rezervine tekabül ediyor ortalama olarak da. Altın ile birlikte bakırın toplam total değeri de ortalama 10 milyon dolara denk geliyor. Ve bu buralarda ya kurulacak tesislerde de ortalama 2700 kişinin istihdam edileceği öngörülüyor. Gel ayrıca çıkarılan maden rezervlerinin bu bölgede işlenmesi gerektiğini de ifade etti. Madende çıkarılan bakır ham madde olarak gidiyordu. Türevleri bir türlü işlenemedi. Türev haliyle bakırın türevleri bir şekilde yüksek teknolojiyle işlenip yüksek fiyatlara satılamadı. Umarım biz tekrar bu hatayı yapmayız. Maden ve Alacakaya arasında çıkarılacak olan bu altın ve bakır rezervinin türevleri de gündeme getirilip, türevleri de işlenip 10 milyar dolardan ziyade 100 milyar dolarlık bir kaynak sağlamak hedef olmalıdır diye düşünüyorum.